Bakmaktan bakmaya fark var. O dağa bakarken ne niyetle bakıyorsun? Sendeki duygulara göre bakıyorsun. Ben taş ocağından taşları kırmaktan, parçalamaktan para alıyorum gözüyle bakarsan, Cebel-i Nur'a bakarken Efendimiz'i göremezsin orada. İlk inen ayetleri duyamazsın orada. Cebrail aleyhisselamı hissedemezsin orada. Sadece kayalara takılıp kalırsın. Allah'ın o büyük ayetlerini göremezsin. Bakmaktan bakmaya çok fark var. Kur'an-ı Kerim'e bakarken nasıl bakmak lazım? Çocukluğundan itibaren Kur'an-ı Kerim'i sadece ölülerin arkasında 40'ında 52'sinde toplanıp Kur'an okulup da dua edilen, ölülerin ruhlarına gönderilen bir kitap olarak görmüşse, duymuşsa, Kur'an-ı Kerim gördüğü zaman işte babamın ruhuna, dedemin ruhuna, geçmişlerimin ruhuna okunacak bir kitap olarak bakar ona. Halbuki Kur'an-ı Kerim bunun için inmemiştir. Ölülerin ruhlarına gönderirsin, o ayrı bir şey. Ama bunun için inmemiştir. Kur'an-ı Kerim daha doğrusu ölüler için değil, diriler için inmiştir. Sen ve ben öldükten sonra Kur'an-ı Kerim bize ne yapacak? Hayattayken Kur'an bize şekil vermesi lazım. İşte bu okuduğumuz ayetler ufkumuzu, bakışımızı, hayatımızı şekillendiriyorsa işte bu ilaç bize fayda veriyor demektir. Bu enerji bize fayda veriyor demektir.